Şimdi gelin kronik hastalık anemisi ile demir eksikliği anemisi arasındaki bazı farklardan söz edelim. Bu iki hastalıkta şikayetler birbirine çok benzerdir. Her iki hastalıkta da hastalar anemi belirtileri ve bulguları gösterirler. Sürekli yorgun ve güçsüz hissetme, normalden daha solgun görünme ve nefes darlığı gibi belirtiler taşırlar. Kanlarını alıp laboratuvarda anemi için test ettirdiğimizde her iki hastada da mikrositik anemi olduğunu görürüz. O yüzden de bu iki hastalığı birbirinden ayırt etmenin tek yolu demir testlerini yaptırmaktır. O halde bakalım bu hastalıklarda değerler nasıl seyrediyor. İşte demir testlerinde ortaya çıkan değerlerden bazıları bunlar. Demir eksikliği anemisini işlerken bu değerleri tek tek incelemiştik. Ama olsun pratik niyetine tekrar yapalım. Demir eksikliği anemisinde serum demirinin düşük olmasını bekliyorduk değil mi? Demir eksikliği diye boşuna denmiyor sonuçta. E, yüzde satürasyonun da düşmüş olması gerekiyor. Bu değer transferin moleküllerindeki toplam bağlanma bölgelerinin ne kadarı demirle dolu onu gösteriyor. Demir eksikliği anemisinde toplam demir bağlama kapasitesi artıyordu. Bunun vücudun eksik demiri tamamlama mekanizması olduğunu söylemiştik vücut demir eksikliğiyle mücadele etmek için transferin molekülü üretimini artırıyordu. Daha fazla transferin üretip kana veriyordu ki transferin gidip daha fazla demire bağlanabilsin. Daha fazla demir bulup bağlamak için daha fazla transferrin. Anlaştık mı? Evet. Sonra demir eksikliği anemisinde vücutta depolanan demir miktarını yansıtan ferritin de azalıyordu. İşte demir eksikliği anemisi için değerler böyle. Şimdi bunları kronik hastalık anemisinde karşılaşılan değerlerle mukayese edelim. Ama önce hemen bir hatırlayalım. Kronik hastalık anemisi, altta yatan bir enflamatuar durum söz konusu olduğunda ortaya çıkan anemi türüydü. Sonuç olarak hepsidin adlı molekülün üretimi artıyordu. Hepsidinin iki işlevi vardı. 1. 12 parmak bağırsağındaki demir emilimini kısıtlamak ve 2. kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasıyla ortaya çıkan demirin geri dönüşümünü azaltmak. Yani bu hastalıkta vücudumuzun yapmaya çalıştığı şey vücuda demir girişini yavaşlatmak ve depolanan demir miktarını mümkün olduğunca yüksek tutarak kandaki demir miktarını azaltmaktı. Temelde vücut demiri kendisinden ve dolayısıyla bakterilerden ve inflamatuar hücrelerden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü bakteriler ve bu tür hücreler gelişip çoğalmak için demire ihtiyaç duyuyor. Tamam mıyız? O halde kronik hastalık anemisinde serum demirinin düşük olmasını bekliyoruz. Sonuçta vücudun sağlamaya çalıştığı şey bu. Kanda mümkün olduğunca az demir olsun istiyor. Bu hastalıkta yüzde saturasyonda düşüyor. Yüzde saturasyon neydi? Transferindeki demirle dolu bağlanma bölgelerinin tüm bağlanma bölgelerine oranı. Kronik hastalık anemisinde toplam demir bağlama kapasitesi yani kandaki transferin miktarı da azalıyor. Bu da gayet mantıklı. Vücut yapmaya çalıştığı şeyle tutarlı bir hareket sergiliyor. Transferin üretimini azaltıyor ki kanda demir bağlayacak daha az transferin olsun, değil mi? Ve son olarak. Kronik hastalık anemisinde vücudun depoladığı demir miktarını temsil eden ferritin artıyor. Çünkü tekrar söyleyelim, vücut mümkün olduğunca çok demiri depoya kaldırıyor. Ferritin de depodaki bu demir miktarını ifade ediyor. İşte demir eksikliği anemisi ile kronik hastalık anemisi arasındaki farklardan birkaçı bunlar. İlk incelediğimiz demir eksikliği anemisi vücudun demirden yoksun kalması sonucu ortaya çıkıyor. Ve bu laboratuvar değerleri bu durumu gayet iyi yansıtıyor. Özellikle de ferritin. Bu değer vücutta hiç demir olmadığını gösteriyor. Ne kanda ne depoda. Hiç yok. Diğer yandan kronik hastalık anemisi vücuttaki demirin tükenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık değil. Hatta ferritinde bir yükselme görüyoruz. Bu da vücutta demir var ama bakterilerden ve enflamatuar hücrelerden uzak durması için depoya kaldırılmış demek. Şimdi bu iki hastalık arasındaki bir diğer fark da şu. Demir eksikliği anemisinde vücut serumdaki demir miktarını artırmak için elinden geleni yapıyor. Bunu toplam demir bağlama kapasitesinde görebiliyoruz. Transferin üretimini artırıyor. Vücuda ve kana daha fazla demir sokabilmek için var gücüyle çabalıyor. Ama Kronik hastalık anemisinde vücut bunun tam tersini yapmaya çalışıyor. Transferin üretimini azaltıyor ki serumda mümkün olduğunca az demir olsun. Artan feritin miktarı ise vücudun demiri depoya kaldırmaya çalıştığını ifade ediyor. Özetle, kronik hastalık anemisi ve demir eksikliği anemisi arasındaki farklardan bazıları bunlar. Bu iki hastalığı ayırt etmek için de bu demir testlerine başvuruyoruz. Çünkü onun dışında hastalıkların bulgu ve belirtileri birbirine çok benziyor. Ha bu arada her iki anemi türünün de mikrositik anemiler olduğunu aklımızdan çıkartmıyoruz.